Hak mıdır? Hak değildir ama izin verilmiştir. Buna hak diyemeyiz. Bu da bir emektir. Ama yazdığın kitap dini kitap olunca, Allah'ın kitabını tefsir edince veya dini bilgiler verince, bunun üzerinden para biriktirmemek, ihtiyaçtan fazlasını asla üzerinde bulundurmamak, çoğaltmamak şartıyla sadece karnını doyurmak caizdir. Onları yazarak. Ama bu kadar. Bak, yoksulluğunu gidermek demedim. Bu kitaplar üzerinden bir insan yoksulluğunu giderebilir mi? Gidermesine gerek yok. Yaşayacak kadar, karnını doyuracak kadar dini kitapları yazıp o kitaplardan kazandığı parayla sadece karnını doyuracak kadar bir gelir elde etmek caizdir. İzin verilmiştir. Fazlasına izin yoktur. Ben de bunu yaptım zaten. Ben bunlar üzerinden zengin falan olmadım. Yoksulluğumu da giderecek herhangi bir şey de yapmadım. Sadece karnımı doyurdum, kirayı ödedim, temel ve zaruri ihtiyaçlarımı giderdim, su içtim, ekmek aldım. Başka da bir şey yok. Üzerinden herhangi bir şekilde zenginleşme falan da yaşamadım. Dünyada dikili bir ağacım yok. Bir kedim bile yok. Mülkiyetsiz bir şekilde mezarlığa gireceğim. Bu kitap üzerine laf etmenin bedeli budur. Bu bedel ağır bir bedeldir. Herkes katlanamaz buna. Ama bedeli budur kardeşim. Ben bunun bedelini öderek zaten yaşıyorum. Senin söylemene gerek yok yani. Gece gündüz ben zaten bunları düşünmüşüm. Özlem Dursun, iyi ki varsınız hocam. İyi ki siz de varsınız. Halit Akbulut, dürüst olduğunuz için saygı duyuyorum. Başarılar. İnşallah dürüstünüzdür. Yani demek oradan öyle görünüyor. Bazıları vardır ki böyle cafcaflı laflar ederler. Fakat işleri başkadır. İnşallah öyle olmayızdır yani. Öyle değilizdir. Ya zaten insanın bu dünyadaki sermayesi nedir? Bana göre para, mal, mülk, makam, mevki değildir. Dürüstlüktür yani. Bu dünyaya bırakacağın, çocuklarını emanet edeceğin, insanlara miras bırakacağın yegane şey de budur. Yani. Benim bundan başka bir sermayem de yok zaten. Eğer bu da yoksa öldük bittik yani. Bu dünyaya hiç gelmesem daha iyi olurdu derim o zaman. Para yok, sermaye yok. Hiçbir şey yok, bir kedim bile yok. Ulan bir de bir dürüst değilsek tam gittik demektir yani. Boşuna yaşamışım ben bu dünyada demek. Bütün güvencim bu zaten. İnşallah öyleyiz yine de bak. Yine de emin değilim yani. Olmaya çalışıyorum. Var gücümle öyle olmaya çalışıyorum. Yaşantımla, içimle, dışımla ben öyle olmaya çalışan biriyim yani. İnşallah başarılı oluruz.